Merhaba arkadaşlar, PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 MyClub'da top açımları yapacağız. Hangi kampanyalar var, neler gelmiş, bunları incelemiş olacağız. Oyun biraz geç açıldı, güncelleme vardı ve bayağı bir beklettiler bizleri. Bu konuyla ilgili bir GPDS de gelmedi ama belki gün içerisinde farklı saatlerde gelebilir. Öncelikle Atletico Madrid'e bir bakalım kimler var. İki tane ikon geldiğini görüyoruz. Diego Forlan ve Fernando Torres. Ki zaten 570 MyClub puanı var. Ana hesabım değil bu arada. O yüzden bu oyuncular çok cezbetmediği için ki az da coin olduğu için buradan açmayacağım. Bir tane daha doğrusu video çekerken sorun oldu. O yüzden buradan bir tane top açmıştım. İki tane top açma hakkım var. Şampiyonlar Ligi oyuncuları geldi. Mbappe, Alisson, Verratti, Süle, Modric, Azpilicueta, Olivier Giroud, Mendy, Cancelo, Marega, Musiala ekranlarda gördüğümüz isimler. Ve haftanın oyuncuları arkadaşlar, burada bizi heyecanlandıracak, özellikle Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak isim var. Lukaku, Gareth Bale, Depaul, Goretzka, Donnarumma, Ruben Dias, David Luiz, Gosens, Gullan, Badu ve Mustafa Muhammed. Bu hafta performansının haftanın oyuncularına geldi. Birçok kişi eğer bulursa muhtemelen fulleyecektir ki keyfine gerçekten değerlendirecektir diye düşünüyorum. İnşallah biz de bulursak ilk MyClub maçımızda sizlerle paylaşmış oluruz. Şampiyonlar Ligi'nden iki tane top açımını hızlı yapalım. Daha sonra 3 tane de haftanın oyuncularını açmış olalım arkadaşlar ve videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Bu arada Mustafa Muhammed aranızda bulan varsa lütfen yorumlara yazsın. Kullandınız mı? Nasıl bir performans sergiledi? Merak ediyoruz arkadaşlar. Gelen isim Musiala, Bayern Münih'ten. Aslında etkili bir isim. Serdar analiz yaptığında videosunda görmüştüm. Bayağı bir fullenebilecek bir oyuncu. 17 yaşında çok gelişim gösterecek bir oyuncu. O yüzden bunu da deneyebiliriz. İlk maçını sizlerle paylaşmış olabiliriz. Devam edelim. Şampiyonlar Ligi'ndeki son hakkımızı kullanmış olacağız. Daha sonrasında da hemen Mustafa Muhammed'in olduğu haftanın oyuncuları kısmına geçmiş olacağız arkadaşlar. Fransa Lig 1'deyiz. Mbappe mi geliyor yoksa? Evet, Paris Saint-Germain ve Kylian Mbappe bu kartın, daha doğrusu Şampiyonlar Ligi kartının en iyi ismi. Onu da bulmuş olduk, takıma dahil etmiş olduk. İyi bir isim tabii, Şampiyonlar Ligi lisansı olmadığı için o yüzden bu şekilde görüntü sağlamışlar. Ama bunlar bile heyecan veriyor bize, birçok oyuncu kadromuzda olmasına rağmen. Geçelim haftanın oyuncularına. Kimler olduğunu zaten bakmıştık. Türkiye'ye gitmeyi çok istiyoruz arkadaşlar. O ülkeyi haritasını görmek istiyoruz ve Mustafa Muhammed'i inşallah takımımızda görebiliriz. Ama ilk topta İtalya'dayız. Ve İtalya ilk gelen isim Depaul oldu. Gerçekten de Joker bir isim. Udinese forması giyiyor. 91 overall'da ama ofans bölgesinin her yerinde oynayabilme özelliği var Depaul. Onu da kadroya dahil etmiş olduk. Devam edelim arkadaşlar. Son iki tane hakkımız var. Onu da bir açalım. Daha sonrasında da dediğim gibi videomuzun sonuna gelelim. Haydi bakalım bir Türkiye'ye gidelim. Ne yazık ki bir kez daha İtalya'dayız. Ve yine aynı isim. Ne yazık ki Konami bunu hep yapıyor bize. Kulüp Selection'da da böyle haftanın oyuncularında da aynı isim iki kere veriyor. Hatta şu an videonun sonunda da bunu birbirine basıp bir DP yapmayı deneyebiliriz. Bakalım ne kadar vermiş olacak. Son hakkımız, bu hesapta bulamazsak bir de ana hesabımızda Mustafa Muhammed'i bulmayı deneriz. Onu da görelim ama son toptan bir kıyak yapar mısın bize? Ne yazık ki İngiltere Premier Lig'e götürdü ve Premier Lig'de kimdir bu arkadaş? Arsenal'dan David Luiz geldi arkadaşlar. O da stoper mevkisinde oynayan ama artık yaşı geçen demodesi olan bir oyuncu. Saçları çok güzel bu arada ama 33 yaşında, artık daha hızlı, daha genç defanslar var, onları kullanıyoruz. Varane gibi, Sanchez gibi bu isimler artık David Luiz'in önüne geçti. Hemen gelelim bir takım yönetimine. Ne yazık ki bu hesapta Mustafa Muhammed'i bulamadık. Şöyle bir gelelim. Ve az önce bulmuş olduğumuz, neredesin? Depoylu birbirine basalım bakalım ne verecek. En azından bu da bir örnek olmuş olur. Bazen çok saçma DP'ler verebiliyor, yüksek, bazen de çok düşük verebiliyor. Bunu hep beraber görmüş olacağız. Şöyle transfer dedik, azalan dedik. Depoyla geldik. Bastık. Ve 29.000 verdi. 93 seviyeye çıktı Depoyl. Tabii kullanmadık ama burada Bayern Münih'teki 17 yaşında oyuncuyu çıkardığımız, onu merak ediyorum. Onunla ilgili bir maç atıp belki sizlerle
paylaşabilirim arkadaşlar. Uzatmayalım. 93 overall'da tamamlamış olduk. Videomuz bu şekildeydi. Mustafa Muhammed'i bulan arkadaşlarımız varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Merak ediyorum ve eğer ki ilk maçını oynadıysanız nasıl bir performans sergilediyse bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Video beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz Pesyani kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.